Herkese merhaba sevgili satranç severler. Chess.com Türkçe YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Büyük ustaya karşı oyna etkinliğinde bana karşı 3 artı 0 puansız maç teklifleri gönderebilirsiniz Chess.com sitesi üzerinden. 2 saat boyunca oyunlar oynayacağız, yine sohbet edeceğiz. Artık zaten aşina olmuşsunuzdur. Twitch kanalından da takip edebilirsiniz. YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Her taraftaki, yani her yerdeki yorumları da okumaya çalışacağım. Dilerseniz ufaktan maçlara başlayalım. Sizler de geldikçe sohbete de geçeriz. Ahmet'le oynuyoruz ilk maçımızı. E4. Ahmet herhalde maça girdiğimizin farkında mı? Tamam, geldi. E4, E5, at F3. Görüntü veya sesle herhangi bir sıkıntı varsa eğer yazarsanız sevinirim. Evet, ilk hedefimiz 150 beyni. Fil C4, fil C5, C3 oynayalım. C3, at F6, D3. Bu atı C3'e koyup simetrik oynamaktansa ben böylesini daha çok tercih ediyorum. Yani en azından beyazlar bunu daha çok tercih ediyor. Bu fil G4 genelde iyi hamle değil, onu söyleyeyim. Çünkü zaten at D4'e gelemiyor ya. Çok bir manası olmuyor bu hamlenin. Hatta bu fil hedef haline gelebiliyor. Mesela H3 zaten benim için yararlı bir hamle. Şimdi mesela çok klasik olan kaleye 1, at F1, at G3 manevrasından sonra bu fil saldırı altında kalacak. Şimdi bu A6 da bu fili düşürmek istiyor. At A5 gelerek genelde bu fili vermiyoruz. Ya böyle böyle saklıyoruz veya böyle bu diagonalde saklayabilirsiniz. Yine İtalyan fikirleriyle ilgili bence epey bir şeyler anlattım diye düşünüyorum. En çok tercih edilen açılışlardan da bir tanesi, hem üst düzeyde hem de yeni başlayanlar için. Evet, atı G3'e transfer ettik. Bakın bu fil burada hiçbir iş yapmıyor. Bu atı buraya getirdik. Burayı kontrol ediyor. Şimdi B4, vezir B3 tarzı bir plan uygulayabiliriz. Çizemedim. B4, A5 buradan biraz daha alan kazanabiliriz. Yoksa D4 üzerinden mi gitsek? Yoksa ataş 4 mü gitsin? Ataş 4 sanki daha iyi. Çünkü vezir şu çaprazdayken ben şeyden çekiniyordum. Nedir? Deniz mouse pad'imi aldı. Onun bir ayarını yapayım. At alır E4 gibi bir şey vardı. Buraya hani basıyordu vezir. Şimdi oradan çekildiği için atı buraya rahatlıkla koyabildim. At F5, vezir F3 gibi hamleler yapabilirim. Derken şu açmaza dikkat. Rakip bunu atladı. Bence çok öğretici bir oyun oluyor. Yani İtalyan açılışı oynamak istiyorsanız beyazlarla bu maç size yardımcı olabilir. Şimdi şah kanadını bozmak istiyorum. Vezir F3 gelebilirim. At F5, at G7, at H6, artık buralar yani rakibi çok büyük baskı altına aldık. Kolay kazancı gidecek gibi duruyor. Ben birazcık chat'e bakayım. Evet, 3 artı 0 puansız tekliflerinizi bekliyorum. Yeni gelenler varsa beğenilerinizi istiyorum. At F5 aldığında atla alacağım. Daha sonrasında at G7 ve F6 düşmeye başlayacak. Twitch'e bakalım. Twitch'te 120 kişi var. Gayet güzel. Ama şeyi göremedim. YouTube'da aynı etkiyi görmedim şimdilik. Herhalde zamanla gelir seyirciler. Vezir F8'e at alır G7 var. Burada bir taktik var. İkisiyle de alıp yani alsa da kaybedecek oyunu. İşte vezir F6, fil H6'lar. İşi bitirecektir. Vezir alırsa direkt fil F6 ve at alır G7. Evet, siyahların pozisyonu çökmüş durumda. Twitch'te chat'ten bir şey yazılmadı galiba. Bu yayınlar kayıtlı oluyor zaten. Daha sonra dönüp izleyebilirsiniz. Onu da söyleyelim. Yani rakip herhalde yapacak bir şey bulamadı ama pozisyon kayıp. Evet, Twitch'ten de yazmaya başladınız. Selamlar herkese, tekrar hoş geldiniz.
3 artı 0 puansız maç teklifleri bekliyoruz. Hadi yeni oyuna geçelim. Bana spesifik bir soru şimdilik görmedim. Ya çok genel sorular sormazsanız biraz daha, mesela siyahla ne önerirsin açılış? Bu çok, o kadar ucu açık bir soru ki. Şu an bu Şahint'e de gidebilir. Grunfeld'e de Şahint'e götürmeyi tercih etti rakip. Hadi ben de bu sefer G3'le oynayayım. Eğer şah kanadı hücumu yemek istemiyorsanız en sağlam sistemlerden bir tanesi budur. Böyle dizmenizi tavsiye edebilirim. Eğer D4 oynayanlar varsa. Bu C6, Vezir A5, Vezir H5, Flaş 3 tarzı bir fikir var. Yani o kadar da etkili bir manevra değil ama hani bunu yapıyor siyahlar. Chess.com'a girip Chopper 1905 benim nickime işte sağ tıklayıp herhalde maç teklifi gönderebilirsiniz. Fiyalar F3. Şimdi fil çiftini elde ettik. Herhangi bir şah kanadı hücumu yok. Artık hani rakip merkezde nasıl mücadele edecek onu bir görmemiz lazım. Örneğin E5 mi sürecek? C5 mi sürecek? Herhalde o B5 sürdü. Bu biraz şuraları, benim kafadaki analiz motoru çalışmaya başladı. Hemen kırmızı ışık yanmaya başladı. Şimdi A8 boşta kalabilir. Ata saldırıyoruz. Yani materyal kazandım artık. Oyun kazanç olması lazım. Yani spesifik birileriyle oynamıyorum. Rastgele seçiyorum rakipleri. Onun için torpil istemeyin chatten. Evet, dünkü maçlar çok güzeldi demişsiniz. Yani benim için stresliydi. Çok daha sonradan izlediğim maçları çok kötü oynamışım. Onun için biraz sinir bozucuydu ama o kadar kötü oynamışken kazanmak da yine de iyidir. Çok da kafaya takacak bir şey yok. Online bir turnuva sonuçta. Emrecan yayınları bıraktım. Bildiğim kadarıyla bırakmadı ama yapmıyor değil mi Emre yayınlarını? Ben bu ay yaptım bayağı bir. Şimdi turnuvaya gideceğiz Emre ile beraber. O sanırım pazartesi günleri yapıyordu. Bilmiyorum neden yapmıyor. Hiçbir fikrim yok. Benim turnuvalar olmasa yaparım. Veziri nereye atalım? Şöyle merkezi bir yerde dursun. Şuraya da saldırıyormuş gibi yapalım. Yani şu fili güvene alacağım. Sonra taşları gelişip oyunu kazanacağız. Kale öndeyim sonuçta. Başıma çok büyük bir şey gelme ihtimali yok. Şahım güvende. Rakip tehditleri kontrol ederek ilerleyeceğiz. Hocam rakip sicili oynarsa at çeşit dörtlü Magnus varyantını oynar mısınız? Database'de çok maç gördüm ama internette çok popüler değil galiba. Vallahi aslında o söylediğiniz var ya bayağı popüler. Ve bir dönem ben o kadar çok çalıştım ki siyahlarla hani bir eşitlik bulabilmek için. Aslında güzel yenilikler de bulmuştum. Bir tane Dubai Open'da bir büyük ustaya karşı oynadım. Üstünde kaldım ama pozisyon o kadar dengesizdi ki 2500'lük birisine kaybedip dünya kadar rating kaybetmiştim. Yani saatlerimi verip o kadar hani çalışıyorsun yine de hani konum iyi de olsa kaybediyorsun. Rating gidiyor, biraz acımasız bir oyun. Ama artık eşitliği bulduğumu düşünüyorum derken rakip şu köşedeki fili unuttu galiba. Şöyle taşları değişelim. Bu Kalsam, yani benim dosyamda da Kalsam varyantı diye kayıtlı. Yani E4 C5, at C3, D6'ya D4. Denk gelirse oynayayım, güzel bir istek. Satranç bilen birisinden gelmiş bu yorum galiba. Saul Goodman. Benim de en sevdiğim dizilerden bir tanesidir Better Call Saul. Botes kardeşler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani takip etmiyorum kendilerini. Ama bayağı şeyler herhalde. Yani popülaritesini arttırdılar satrancın. Bir işte Andrea Botes'in Chase Boxing mücadelesini izlemiştim. Onun dışında o bayağı keyifliydi. Satranç adına bana keyif verecek durumda değiller. Ama hani eğlenceyi işin içine kattıkları için satrancı popülerize ettiler. İskandinav oynamayı seviyorum ama turnuvalarda pek oynandığını görmüyorum. Bunun sebebi nedir? Üst düzey oyuncular tercih etmiyor mu? Edilmiyor İskandinav. Tiviakov bir dönem çok oynuyordu artık. Bu yeni analiz motorlarıyla beraber hani bilgisayar hep avantaj veriyor beyazlara. Vezir tempo yediği için açılıştan hani zaten siyahlarla oynuyorsunuz. At C3 ile hani E5, Vezir D5, At C3. Vezir sağa sola kaçmaya başlıyor. Merkezi kaptırıyorsunuz. O kadar da tercih edilmiyor günümüzde.
Karelerin ismini nasıl ezberliyorsunuz? 7 yaşından beri oynuyorum satranç, artık 23 yıl oldu. Yani şu siz de ezberlersiniz kolay bir şekilde ya. Yani şahın olduğu dikeyler E işte. E'den H'a kadar şah kanadı. Yok, F'den H'a kadar şah kanadı. C'den A'ya kadar vezir kanadı. E ve D dikeyleri merkez. İşte kareleri falan, yatayları, dikeyleri aslında çok kolay. Yani öğrenirsiniz. Pinkman'i de çok seviyordum. Walter White'ı da çok seviyordum. Hatta bir daha izleyelim dedik diziyi de Deniz'le beraber izleyemedik. Bakın, kuvvetli birisiyle oynayalım. 2500 chess. Sicilya savunması yapalım. At C6. Geçen Nakamura Kalaşnikov'da yendi. Bakalım benim bu açılışa dair bir şeyim var mı? Yeteneğim var mı? Hemen test edelim kendimizi. C4 veya at C3 hamleleri tercih ediliyor. Şimdi bu biraz zayıf bir bilgi oldu ya. Varyantla ilgili çok da bir şey hatırlamıyorum. Bir defa çocukken sırf isminden dolayı hoşuma gidip başlamıştım Kalaşnikov'a. Sonra bir oyuncuya kaybedip pişman olup bıraktım. Burada şu piyonlar siyahta olduğu için şu fili değişme fikri enteresan olsa gerek. Yani bunu yapmam lazım gibi duruyor. Değiştikten sonra o D6'yı alırsa vezirle ben de G2'yi alabilirim. Sırf adına göre bir açılış oynamanızı tavsiye etmem yani. At D4 hesaplıyorum, bu boşta. Aldık. Yani H6'da oynayabilirdim ama almak şimdilik normal görünüyor. Atı D4'e belki koyabilirim. O fail aldı. Bu çok stratejik olarak riskli ama doğruysa da benim için tehlikeli olabilir bu piyon eğer düşüyorsa. Böyle düşse de o kadar çekindiğim bir durum yok ama veziri mesela G5'e atsak. Atalım. Şuraya basıyorum. Vezir bu hani şuranın dışına atıp daha sonra böyle at F6 rok yaparsam derken şurayı mesela bırakacağım ama nasıl bırakayım? Rakip de buraları bıraktı. Rakip zaten iyi oyuncuydu ya. Ben onu niye böyle küçümser gibi oynuyorum ki? Dikkatli oynamam lazım. Rakibin puanı yüksek yani. Sıradan bir oyuncuya benzemiyor. Evet, bu hamle iyi hamleydi. Buraya gidersem fil F3 at E2'den sonra vezirin sıkışma durumları var mı? Galiba yok. Ama H6'ya gitmek de olabilir. Neyse, şuraya gideyim. En kötü zaman kazanırız. Kale H3 gelemiyor. Fil var. Şuraya bastığım için yani o tempoyla veziri yani vezirle buraya baskı yapıp şurayı bıraktım sürekli. Bu vezire bence çok kötü hamle. Çok yani kötü hamle diyeyim. Çok çok da kötü demeyeyim ama. Mesela şu an şahı buraya koyacağım. Bir double'ı var yani. Böyle bir şey varken neden vezir kesersin? Benim vezirimle uğraşmalıydı. At E2, belki G4, şah kanadı hücumu gibi bir şeyler yapmalıydı. Yapmadı. Şimdi at A5 gibi bir tehdit var. Burayı tutmak için B3 oynadığında B5 var. Bu at açmazda kalıyor. Sicilya'da çok tipiktir bu hareketler. Hemen uygulayalım madem rakip izin verdi. Ver burayı. Şimdi tabi bunu belki at D5 gibi bir şeyle tutabilir. Çünkü at E7 istiyor ve bir şeyle aldığında C ile alacak ama kötü fille kalacak tahtada. Uzun vadede yani stratejik olarak sıkıntılı görünüyor. Ama tabi burada benim çok ince işlemem lazım pozisyonu. Mesela H5 ile başlayıp G4'ü buradan bir alan mı kazanayım? At C4 gidip direkt bir şeyler mi yapmaya çalışayım? B5 mi oynayayım? 3 tane seçenek var kafamda. Hatta bir dördüncü ekleyecek olursak da bunlar var. Şunu yapacağım galiba. Tamam, şimdi H5'i ilave edebiliriz. G4 sürmesin. G6, bu fili kısıtlayabilirim. Şu ata biraz daha düzgün kare bulalım. Kaleleri kesecek miyiz hepsini? Aslında at D'de at C5 belki daha zekiceydi şununla uğraşmak. Yani G6 oynayayım. Her şey kesilecek ama bunu nasıl kazanacağız? Şu piyondan dolayı kazanabilirim. Kötü fili var. Şahı yanaşacağım. Hiçbir zayıflığım yok sonuçta. Şahı yanaşalım. Buraya koyacak ve duracak. Peki. Şimdi burada şov yapma zamanı nasıl yapacağız? Biraz fazla sadeleştirmiş olabilirim.
Şu dubleden bir şekilde faydalanmam lazım. Bu şekilde bir yol buldum ilk etapta. O da tabii bunları böyle dizebilir. Bu biraz riskli bir hareketti bence. Çünkü hani şuradan bir geçer yaratma ihtimalim artıyor gibi. Rakip her şeyi kesiyor. Rakip taş değişmeyi seviyor. Bu anlaşıldı. Başından beri sürekli taş değişiyor. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Şimdi mesela G5 G4 ile burada benim bir geçerim oluşabilir. A5 oynayayım mı oynamayayım mı? Oynamazsam burası kilitleniyor. Sırf G piyonuyla kazanabilecek miyiz? Neyse sürelim. Zamanım bayağı azaldı. Yani şuradan şahla dalabilsem çok iyi olacaktı. Şimdi atı kısıtladık. At F6 ver burayı. Yani bu piyon G2'ye kadar girer şu an. Ve bu atı burada bağlarız. Şahı da buraya bağladık. Atı da piyona bağladık ama şuradan giriş yok. A5 B4'te sürüp duracak. Ben de o zaman öbür kanalda şöyle süzülüp oyunu kazanabilirim diye düşünüyorum. Uzun vadeli bir plan. İşe yarayacak mı hep beraber göreceğiz. Şöyle şahı yanaşmaya başlayacağız. Yani, evet onun çok fazla bir işi yok. Şahı ayrıldığı anda da bir şeyleri toplamaya başlayacağım. Evet. Yani onun da bedeli ağır olacak. Burayı alırsa at D5'ten sonra bir piyon daha geliyor. Bundan sonrası artık basit oyun sonu tekniği olsa gerek. Evet, bayağı basit. Yani elime yüzüme bulaştırdım şu an. Çok fena bulaştırdım. Umarım... Allah! Aa, atı uyudum. Dün de böyle bir şey uyumuştum. Şaka gibi. Basit oyun sonu tekniği dedikten 5 saniye sonra ben. Berabere bitti. Yani bu rezalet oldu sonu. Artık onun zaman sıkışmasından dolayı görmezden gelin. Şurada böyle bir saçma sapan bir harekete hiç gerek yoktu. Hemen şahı böyle böyle gelip şunları falan toplamam lazımdı. Yani oyunu çok güzel oynamıştım ama yani bunlara piyon değişmemek lazım zaten. Böyle materyal fazlaysanız piyon değil alet değişmeniz lazım. Yani atları piyonlar azaldıkça çünkü beraberlik riski artıyor. Ben burada çok basit bir hata yaptım. Ya şurada da şahı tabii ki yanaşabilirdim ama neyse artık. Hani olan oldu. Hadi çete dönelim. O kadar da önemli değil. Ha, oyun bitiminde teklif göndermeniz gerekiyormuş arkadaşlar. Ben onu bilmiyordum. Soygır açılışı nasıl onu bilmiyorum. Öyle bir şey daha önce duymadım. Yeni gelenler varsa bir beğeni butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. 150 beğeniye eğer hani geçersek güzel olur. Koordinatları ezberlemek için birazcık tecrübe, pratik. Yani hangi işi yaparsanız yapın zamanla herhalde kendinizi geliştirirsiniz. Geliştirmek için ekstra birazcık çaba sarf etseniz bu notasyonu öğrenirsiniz diye düşünüyorum. Ediz Gürel'in dünkü performansı beklediğiniz performans mıydı yoksa şaşırttı mı? Ediz'in çok çok iyi oynadığını düşünmüyorum oyun olarak. Onu söyleyeyim ama ben de çok kötü oynamışım. Yani oyun kalitesi aslında siz maç kafa kafaya gittiği için siz çok keyif aldınız. Oyun kalitesi çok düşüktü maalesef. O sebepten yani bence o da çok tatmin olmamıştır. Basit hatalar ikimiz de çok yaptık. Ama mesela 1 artı 0 çok oynuyor Ediz. Benim öyle bir tecrübem daha az yani çok az neredeyse. Bu arada bu D6 oynasaydı D4 oynayacaktım ama şu an Kalsen varyantına giremedik. Taymanov'a doğru giriyoruz. Ediz'in son saniyeleri çok iyi. Yani baş etmesi gerçekten çok zordu. Bir de hesabı bayağı iyi. Yani mesela o birçok yerde çok feci hesaplar yaptım. Onların çoğunu savuşturdu. Ben eminim birçok yani şu turnuvada oynayan oyuncuların %90'ı hani düşerdi direkt balıklama düşerdi. Ediz iyi hesap yapıyordu yani. Hani birçok oyuncu hani o kadar zor hesapları yaptıktan sonra artık hani çok doğal hamlelere kaybettiği mesela konular oldu. Ediz hiçbirinde şey yapmadı. Bir tanesinde es verdi galiba. Onda da taş öne geçip oyunu kaybetmiştim. Üçüncü oyunumuzdu galiba. Bu arada bu tam bir Taymanov açılışı değil.
Yani A6 ile başladı. Vezir C7 daha çok tercih ediliyor. Bu A6'yı da işte Kamski, Artemiev tarzı oyuncular tercih ediyor. Çok kısa bir dönem bakmıştım ama tam da hatırlamıyorum. Taşları şimdilik dışarı koyuyorum. Devamında nasıl yapabilirim? Şöyle bir olası D5'lerin hepsini hani sonsuza kadar bitirelim rakibin fikrini. Daha sonra bakacağım mesela F4'te mi oyunu açmaya çalışırım. Şu fili şuraya yaslasak şurası bir güvende hissetsin. Şah H1 F4 belki. Bu arada at H5'e izin vermişim. İlk etapta D5 süremiyor olması önemli. Bu hamle biraz gereksiz oldu. Çünkü Flash 4 fikrine kaydım ben. Madem Flash 4 gideceğiz, şahın burada ne işi var, değil mi? Ne gerek vardı? Hala D5 süremiyor olması lazım. Çünkü alıp alıp ED-CD at D5 cümlemin üstüne sürüldü. Şimdi ilk burayı vursam sonra file faltı. Çünkü at D5'e file yedi, at E7. O da bozuk piyon yapsam piyon kazandırmıyor. Öbür türlü üstünde de E4 ara hamlesi tat kaçırır mı? Neyse ben bunu alarak başlamak istiyorum. Yani tüm amacım buydu zaten. Şimdi at F6 da istiyorum. C4 ile bu atı buraya çivilersek hiçbir taş bu atı sökemeyecek. Kaleden daha kuvvetli bir hale geliyor bu at. Bir B4 C4 de yapabiliriz. Bu veziri de birazcık rahatsız edebiliriz. Mesela pas geçti rakibim. H6 oynadı. B4, vezir B5, at F6, Gf6, vezir D8 gibi bir finale de girebilirim. Burada şahın burada ne işi var? İşte bu benim yani sinirimi bozuyor. Vezir buradan buralara falan bakacak. Ama iki kaleye vezire girmektense D5'te atla oynamayı tercih ederim. Önce bir tane B4 ekleyelim. B4, C4, B3. Şurada güzel bir şey buldum. Setup. Hisar. Artık adına ne derseniz. Sicilya'ya karşı Grand Prix atak istemişsiniz. Peki. Yani denk gelirse oynayalım. Evet, bunu dizdik. Şimdi hemen bir sonraki adım G3 H4 olabilir. Tabii ki Vezir F5 daha agresif yollarda bakabilirsiniz. Ben daha stratejik bakıyorum şimdilik olaya. Vezir G3 sonra H4 de olabilir. Evet, rakip terk etti. Hadi dönelim çete. Şimdi üst üste maç kaybedince daha çok kendime kızdım. Hani dizlik bir durum yoktu orada. Basit hatalar yapmak sinir bozucu oluyor. Ama sürekli hep telafisinin olabiliyor olması güzeldi. Onun için hani tamamen oyundan hiçbir zaman için kopmadım. Hayatım boyunca tek kişinin satrancını izleyebilecek olsan kimi izlerdin hocam? Herhalde Magnus Carlsen'i izlerdim. Yani en iyisi o. Nakamura da bu aralar bayağı hoşuma gidiyor. Aslında Nakamura da olabilir. Ha, vezir düşer miydi? Yani onunla uğraşmayı düşünmüyordum açıkçası. Belki de düşerdi. Geçen günkü title tarihinden dolayı moraliniz bozuk mu? Yani title 200'de evet o turnuvaları birazcık kötü oynuyorum arkadaşlar. Son dönemde yıldırımdan bayağı uzaklaştım. Hani yayınlar yapıyoruz işte YouTube kanalı açtım biliyorsunuz. GM Satranç YouTube kanalım var. Hani biraz onunla uğraşıyoruz. İşte daha hani eskiye göre biraz daha sosyal bir hayat yaşamaya çalışıyorum. Onun için bu yıldırımdan birazcık kopmuş durumdayım. Onun için bazı kötü sonuçlar almam normal duruyor. Çok kafaya takacak bir durum yok. Eğer yoğunlaşırsam bunu da ustalaşırım. Bu kadar basit. Siyahlarını Pirç istemişti galiba Twitch'ten birisi. Pirç nasıl böyle gireceğiz? Sonra G6 oynayacağız değil mi? Aslında burada E5'i daha çok tercih ederim. Filidor oynamayı. Fil D3 pek tercih edilmiyor onu söyleyeyim. Yani böyle bir setup pek görmedim.
İnsanların böyle dizeceğini bilsem sürekli Pirç oynarım. Çünkü rahatsız edici böyle F4, E5 böyle bir agresif bir şey yok. Şah kanadı hücumu yok. O zaman yani beyazın hani bu şekilde dizmiş olması taşları çok da mantıklı gelmedi bana. C5 de olabilirdi, E5 de olabilirdi. Bir noktada merkeze müdahale etmek zorundasınız. Rakibinize çok fazla alan vermeniz mantıklı değil. Şimdi bir at D7 ile at E5 isteyelim. Bu fili elinden almaya çalışabilirim. Hatta C4 yapıyorum. Evet, bu da birazcık zayıflık olur gibi hayal ediyordum. Yani şahını zayıflatsın istiyorum. Burada şuna dikkat etmek lazım. Alpalı fil C4'de ne oluyor? At B6 hem burayı hem burayı koruyordum hem de file saldırıyordum. İşte mesela burayı nasıl koruyacak belli değil. Buradaki fil ve bu at hani bu garip dizilimin sonucu problem yaşayacak. C4 de istiyorum bir yandan. Benko gambitine D4, at F6, C4, C5, D5, B5, bir orayı bir okuyayım. E4, F1, D6, Mehmet Kaan Apaydın A4. Orada sorduğun yerdeki doğru hamle A4 diye biliyorum. Hatta ben de oynadım yani onu. A4 en iyi hamle. Ona göre hatta insanlar Benko oynamayı bıraktı neredeyse. Bologan Benko oynuyordu. Benko kitabı yazmıştı. Moruzevic bir tane kapalı turnuvada oynayacağı zaman rahatsızlandı. Yerine Bologan gitti. O da 2700'lerdeydi reytingi o dönem. Hatta bizim bu Batuhan, Cemilcan, Vahapşan üçlüsüne ders veriyordu. 2700'ken. Bizim federasyon öyle bir şey ayarlamıştı onlar için. Oraya gitti. O Benko'da işte o A4'lü varyantta onu perişan ettiler. Sonra tabii 2700'den düştü. 2700'leri o kadar da hak eden bir oyuncu değildi bence. Şimdi piyonu geri verdik. Bu D5'i almak bu arada yanlış olabilir. Belki C4 oynamalıydım. Yani şu konumda. C4 file 4'ün içinde bir şey yapabilirdim ama neyse. Burayı bıraktım. Çünkü rakibin taşları çok kötü. Fil C4 geleceğim. Açmazı alıyorum. Buraya gelirse kaleye 8 var. Kaleye F2 gelirse yine kaleye 8 gelip bu atı söküp fil de 4'ler, kaleye 1'ler vesaire vesaire. Rakip çok büyük problem yaşayacak gibi duruyor. Hatta fil C4 kaleye F2'ye belki D5 oynayıp bu veziri de düşürmeye çalışabilirim. Ama şey benim hoşuma gitmiyor. Tüm oyunu veziri düşürmeye yönelik kurgularsam ve bu vezir düşmezse muhtemelen elde ettiğim tüm stratejik avantajları kaybediyorum. Bunu yani yaşadım. Öğrencimde de gördüm. Birçok insanda da gördüm. Bu riski almak hoşuma gitmiyor. Şimdi taşları bu kadar açmazda boğulmuşken hızlı bir şey yapmak lazım. Vezir E7'ye şahı mı gelecek buralara bir yere? Vezir H4 gitsem fil D2 fili gelişmiş olur. O bana yaramaz. Aslında B2 boştu onu da. Vezir A5 gitsek C3 oynayabilir. Kaleleri dublelesem o sırada. Neyse en basitini oynayayım. Atı oynayamıyor. Kale boşta. Şöyle farklı renklere boyayalım taşları. Şahı şuraya gelirse buradan açmaz var. Güzelmiş ha. Ben eskiden boyuyordum böyle. Neden boyamayı bıraktım acaba? Benim hoşuma gider böyle şeyler. Yeşil de varmış. Şimdi fil alır E2 taş kazandık. Şuradan bunu alacağım. Kale B8. Evet kale B8 tempo ile yaptık. Şöyle fil D4 gelecek. Bayağı eğlenceliymiş. Yayını bu şekilde sabote edebilirim. Fil alır B2. Şah. Ve artık bu fil de açmazdan çıkmış oluyor bu değişimle beraber. F5 oynarsa fil E5, fil F4'e. Fil F4'ü vurduk. Vurdu. Vezir E5 ve vezirleri de kestik. Taş öndeyiz. Böylece rakip terk etmiş oldu. Hadi çete dönelim. O fil değişiminde genelde H ile alınıyor. Neden F piyonu değil de kale, yani kalenin önünün açılması anlık bir durum. Hemen F2'ye basıp rakibi mat edebiliyorsanız yani stratejik olarak riskli bir karar. Oyun sonunda çünkü kötü. Piyonların merkeze doğru gitmesi lazım. Merkez dışına doğru değil. Yani HG, AB bu şekilde alınması lazım. O kalenin önü açıldığında eğer hızlıca bir şey yapamıyorsanız çok kötü oluyor onu söyleyeyim.
Ama kale oyuna dahil olduğu için eğer rakibi mat edebiliyorsunuz, tabii ona söyleyecek bir şeyim yok. Federasyonun bazı turnuvalarda dağıtılan ödülleri deprem bahanesiyle geri çekip vermemesi hakkında fikriniz nedir? Yani ne söyleyebilirim ki şimdi federasyon hani herhalde ne yaptıklarını biliyorlardır. Zaten deprem olduktan sonra da bir 600 bin lira bağışta bulundular. Hani neye göre karar veriliyor? Neyin bütçesinden bu bağışlar yapılıyor? Çünkü zaten milyarlarca lira toplandı, değil mi? Yani çok girmesem daha iyi o konulara. Çünkü tadım kaçacak gibi hissediyorum. Türkiye'deki turnuvaların ödülleri berbat durumda açıkçası. Yani ben Türkiye'de hiçbir Open'da oynamam yani şu bu şekilde devam ederse her şey. Hala böyle 1000 lira 2000 lira falan ödül koyuyorlar. 10 yıl öncenin ödülleri sanki hiç döviz değişmemiş gibi. Hayat kalitemiz bayağı bir düştü zaten. Ben eskiden girip İşte telefon yani son model telefon kazanıyordum yarışmalardan, laptoplar vesaire. Şu an hani maksimum böyle çeyrek altın falan çok böyle uyduruk ödüllerle turnuva yapılıyor. Onun en güzel karşılığı oynamayacaksınız yani. Kimse oynamayacak, protesto edeceksiniz. Ama da böyle bir şey de olmuyor. Çünkü insanların pratik yapmaya ihtiyacı var. Herkes hani bir ödül için katılmıyor yarışmalara. İşte bu işin bir arasını bulmak lazım. "18 yaşta satranç çalışmaya başlayıp kaç yılda GM olunur? Temelim var az." Şöyle 15-20 yıl günde 6 saatten olabilir. Düzenli bir gelirim yok. Bayağı düzensiz bir gelirim var ama gelirim tabii ki var. Yani bunca boşuna oynamadık, değil mi? İşte yarışmalar, yayınlar. Ders vermiyorum artık, vermek istemiyorum bir süre. E4 C6 Karokan savunması deneyelim bir tane de. Evet, aldı ve herhalde filde 3 C3 oynayacak. Oynamadı. Hep bunu yapıyorlar. Filde 3 C3 yapmak lazım. Bu atı buraya hızlı koymak iyi değil. Fil G4'lere izin veriyor. Şu an Pano mu oynuyoruz? Atçı 3 fil G4 diye giden bir uzun bir teori var ama ben G6 da var burada. Hadi E6 oynayalım. Daha pozisyonel bir şeyler olsun. İzole piyonla kalacak rakibim. Bakalım o durumu yönetebilecek mi göreceğiz hep beraber. Fil G5. Peki fil E7 oynayalım. Ulvi mi alır, Deniz mi? Yani Ulvi önde galiba ama Deniz daha hızlı. Şeyi azaldıkça Deniz'in gücü artacaktır diye düşünüyorum. Zaman temposu azaldıkça. Şimdi fil buraya çıktığına göre bunu bir tempo almak lazım galiba. B6 fil B7 standart bir plan. Burada işte AT5 diye bir varyant vardı. Onu bileceğini tahmin etmiyorum. Evet, oynamadı zaten rakibim. Fil B7. Şimdi izole piyonla oynamanın kurallarından birazcık bahsedeyim. Zaten benden mesela ders alsanız da böyle materyaller hazırlayıp size bunu anlatıyorum. Yani yaptığım şey de aslında o. İzole piyonunuz varsa eğer yani beyazlar olarak bu hafif taşları tahtada tutmanız gerekiyor. Şah kanadı hücumu yapabilirsiniz. Doğru bir anda D5 sürüp taşlarınızın aktifliğini kullanabilirsiniz. Şu B1 H7 diagonalini kullanabilirsiniz vesaire vesaire. Şimdilik bu kadar. At D5 gitsek file 7 at C7 file H7 var mı? Aldı kaldı. Ha, at F6'ya geri dönüyor. Peki. At D5'e böyle alırsa buraya vurdum. Tamam. İzole piyona karşı da oynarken işte şah kanadı hücumu yememeye dikkat edeceksiniz. Hafif taşları kesmeye çalışacaksınız. Mesela tahtada 2 kale vezir 2 kale vezir kalsa bizim için çok iyi. Bu piyon iyice zayıf olur. Bakın şu an mesela hafif taşları eritiyorum değil mi tahtadan? Fil de gitti. Da buradan bir de buna da vurabilirim istersen. Bu fili değerli görüp vermeye de bilirim. Tane at G2'ler falan yok. At F5 yok. Tamam alalım. At F5 mi gideyim yoksa? At F5 gidelim peki.
D5'e fil D5 var. Kaleyi vuruyorum. Sonra aslında D5 belki eşitliyor mu? Açmazda kaldığı için o kadar kolay olmaz ama kaleci C5'lere falan da bakmak lazım. At F5 hamlesinden memnun değilim bu arada. At F5'ten memnun değilim. Şimdi buraya vursak vurdu. At D4, vezir E4. Bu atı ne yapacağız? Kaleci C4'lerle falan uğraşamam. Bu hamleyi sevmedim ben ya. Ha, fil D5 gidebilirim. Doğru, güzel. Burayı bloklamam lazım çünkü D5 oynarsa eşitleyecek. Herhangi bir şey hakkında da hücum yemedik. Bu piyonun zayıflığı giderek ortaya çıkıyor. Ha, bunu değerlendirebilir misin derseniz öyle o kadar kolay değil ama mesela bir hava deliği istiyor bu pozisyon. Rakip de yaptı bunu. Şimdi artık inisiyatif bizde. Kale C4 dalabiliriz. Buradan biraz alan kazanmaya çalışabilirim. Rakibin elini kolunu şu D4 piyonundan bağlamaya çalışabiliriz. Mesela kale D8 gelsem burayı tutmak için geri döndü. Şimdi vezir A2 belki olabilir. Şahımı çok açmak istemiyorum. Gidip kurcalasak mı oraları ama vezir gelecek. Şu vezirle kalenin yerini değiştirebilirim belki. Yani kaleyi belki buraya koyarım veya işte veziri buralara atabilirim. Şuralarda bir açmaz bir gerilim bir şey oluşsun diye. Zaten rakip kendiliğinden hata yapıyor. Ver burayı. Şimdi kale D3 veya şu kareleri kullanacağız. Kaleyi böyle bir aktarabilirim. Hatta Capablanca'nın birinin maçı vardı böyle çok meşhur. Ben de yıllar önce İstanbul Körleme Şampiyonası'nda Hür Yasin'le bu konumu şu atlar olmadan oynamıştım. Hatırlıyorum. Şimdi burada bir iki tane zayıflık var. Bir üçüncü zayıflığı da bu merkezi açarak yaratmak lazım diye hatırlıyorum. Şimdi at B5'e sanki düşüyor değil mi bir şeyler? Ver burayı, ver burayı, ver burayı. Bir şeyler düştü. Şunu alalım. Bunu da alalım mı? Almayalım mı? Almayalım çünkü o da burayı alabiliyordu. At F8 istiyor. Her şeyi topladık görüyorsunuz. Çete dönelim. İlk ikinci soğuk Türk kahvesi kazandım. Yazmış birisi. Melis Hoca'nın eğitiminden bir video izledim. Gerisi Şahin oynayacağım. Yok, maç bir yandan açık kremlik. Yani yukarıda bakıyorum sonuçları. Geçen sefer unutmuştum. Rümeysa hoş geldin. İyi yayınlar demiş. Yeni gelenlerden beğeni istiyorum arkadaşlar. 150'yi geçelim. Daha fazla insana ulaşabilmek adına. Evet, Galatasaraylıyım. Ama çok futbol takip etmiyorum. Çocukluktan kalma bir şey. Busquets Gambit'i ne demek o? Hadi yeni oyuna girelim. E4 E5. İspanyol açılışı geldi. Rakip ne yaptığını bilir. Hızla gidiyor. Bir yerlerde onu şok ettirmem lazım. Yani çok hızlı gidiyor. Biraz yavaşlatmak lazım. Şöyle bir şey oynayayım. Bakalım biliyor mu bunu. O tahtaya bakmıyor bile.
Bu fil G4 o kadar hani bilindik bir hamle değil. Çok iyi de olduğunu zannetmiyorum ama oynayayım dedim. Mesela at H4'de at E4 var mı? At G6, at G3, at E7 hayır öyle bir şey yok. Vezir D7 gidelim. Bu çok iyi olmadı. Neden A2'yi verdi ki bana durduk yere? Bunu tam anlamadım. Ama pozisyon dengede onu söyleyeyim. Yani rakibim kötü oynamıyor asla. Şimdi burayı nasıl almak lazım? Alıp at C4 de gidebilirim. Hadi ben de biraz dengeleri bozmaya oynayayım. Şu fille uğraşalım birazcık. Kale belki buradan gelir. Çok iyi bir karar değil bence ama. Yani gerilimi bozdu şu an. Burada bir ikiye birim var vezir kanadında. Yani şu iki piyona bir piyon var. Biraz alan avantajı olabilir. C4, at C5 tarzı. Fil B1'e belki kaleyi de alabilirim buraya. Fil B1, C4'e fil D2 en doğrusu gibi duruyor. Fil B1'e kale A1 de inersem yine fil D2 oynuyor. Ha, bu çok kötü hamle. Bak hızlıyken çok iyiydi. Beyazlar. Yavaşlayınca çift soru geldi. Şu çatal materyal kaybettiriyor. Dönelim çete. Hocam kardeşim 9 yaşında Elosur Rapid'de Chess.com'da 1700 sizce 20'sine gelmeden unvanlı olabilir mi? Olabilir, kesinlikle olabilir. Yani ama normal klasik turnuvalar oynamasını tavsiye ederim. Çünkü online platformlar tamamen belirleyici değil. Oradaki reytingine göre, gelişimine göre iyi bir antrenör seçerseniz, o da istekliyse, çok çalışırsa tabii ki olur yani. Yaş çok erken. 9. Yani satrancı sıfırdan başlasa bile olabilir. Ben 7 yaşında başladım satrancı. Alaaddin Bey İsveç'ten selam yazmış. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, gerilimi bozmamak daha iyiydi. O yeni beğeni hedefimiz 300 olmuş. Teşekkürler. 150'yi geçmişiz. Haydi yeni oyuna geçelim. Oynadıklarım lütfen tekrar teklif göndermezlerse sevinirim. Daha fazla oyuncuya sıra gelsin istiyorum. C4, E5, at C3, İngiliz savunması. İngiliz savunması değil, açılışı galiba. Evet. Ne savunması? Beyaz savunma mı yapar? E3. Tersten Sicilya gibi de düşünebilirsiniz bunları. Bunu da galiba Kübra'yla oynamıştım ya yıllar yıllar önce. Online böyle bu tarz turnuvada. Buna karşı alabiliyor muyum burayı? Alıp E5'i alsam vezir G5 mi var? Hayda, ben böyle hiçbir teori bilmiyorum. Neyse dalıyorum buraya. Çünkü vezir G5'e vezir F3'ü gördüm. Alırsa burayı vezir C6, vezir A8 var. F7'ye basıyorum. Tamam rakip. Daha fazla piyon veriyor da almak istemiyorum. Biraz yani gelişimde çok geride. Şunu alsam agresif bir şekilde oyunu açmam yani gelebilirdi üzerime. Fil çifti açık pozisyonları sever. Bir tane aldık ama daha fazlası çok fazla risk almaya girerdi. Gerek yok. H3, A4, fil A3 gibi fikirlerim var. Şu filleri kesersem burada piyon öndeyim. Rakibin biraz piyon yapısı bozuk. Yani ne yapması lazım? Bir şekilde kontra oyun yaratması lazım. Yoksa taşlar değişildikçe kayba doğru gidecek. Bunun için de belki vezir değişimi tarzı bir şey ben kovalamam gerekiyor. Onun şah kanadına hücum yapması mantıklı olabilir eğer yapabiliyorsa. Şimdi fil A3'ten şu sebepten emin değilim. Kale B2'ye dalıyor. Onun için merkeze alacağım.
Bazı piyonlarımı beyaza koymamda fayda var. Çünkü beyaz karelerden bloke yemesek iyi olur. Evet, bir şah kanadı hücumu başlar gibi oluyor. Ama tabii yeterli olmaması lazım. Şu açmazdan bir çıkalım. Artık atımızı özgür bırakalım. At G5, E5 tarzı tehditler başlayacak. Vezir buraya bakıyor. Derken böyle bir D5, at D4 hemen kafada böyle bir taktik yandı benim. Bunu belki yer ya. Yayını izliyorsa yemeyebilir. Oy oy oy, neler oluyor? Neler oluyor? Tutalım şurayı. Buradan bir açmaz var, buradan bir açmaz. Çifte açmaz dedik ama vezir C2'den sonra mesela her şey boşta kalabilir bir anda. Şu an at D4 tehdit ediyorum. Bir vezir C2, vezir C4 birçok şey tehdit ediyorum. Fil F3 alırsa vezir alabiliriz burayı. Evet, teklifleri puansız gönderin arkadaşlar. Emre gelmiş. Emre Asgüleç. Selamlar. İyi yayınlar demiş. Sağ olsun. Bu nereden çıktı? Bu da boşta. Bu da boşta. Ben bunu alsam. Çünkü böyle şeyler de istiyorum artık. Oyun kazanç oldu. Yok, teklifler premiumları özel değil arkadaşlar. Herkesle rastgele oynuyorum, onu söyleyeyim. Ve maç bitti. Münih'ten selamlar Mustafa Ustam. Yakın zamanda yurt dışı turnuvasına katılacak mısın? Evet. Bundan 5 gün sonra İzlanda'ya gidiyoruz Emrecan'la beraber. Reykjavik Open turnuvasında oynayacağız. Daha sonrasında İsrail Ligi olabilir Mayıs'ta. Daha sonra Sharjah Masters diye gidiyor. Turnuvalar yoğun. Turnuva yokken de Dünya Şampiyonluk maçını sunacağız. Chess.com Türkçe kanalında Nisan ayında bayağı bir turnuva yayını olacak. Onun için de kanala eğer abone değilseniz abone olun. Bildirim zillerini açın. Her yerden takipçi olun. Çok keyifli yayınlar olacak. Kaç dil biliyorsun? Yani Türkçe, Azerice'yi sayabilirim bence. İngilizceyi de yani hani şimdi hani mükemmel bilmiyorum ama hani yurt dışında sıkıntı çekmiyorum asla. İngilizceyi de orada sayabiliriz. Rusça da fena değil ama Rusçayı artık unutmaya başladım. Dinleme konusunda, anlama konusunda fena değilim Rusça'da. Pratikte bayağı geride kaldım. Onun için de ders almayı düşünüyorum. Eskişehir'de tanıdık Rusça öğretmeni varsa yazın chatten. Bir şekilde iletişime geçeyim. Veya Instagram'dan da yazabilirsiniz bana. Polonya'dan selamlar, saygılar. Oo, bayağı bayağı farklı ülkelerden izliyorsunuz vallahi. Arkadaşlar lütfen chat'e hani şununla teklif attım, oynayalım vesaire. Onu yazmayın. Yani boşuna yazıyorsunuz. Onu görüp de kimsenin teklifini kabul etmiyorum. Yani burada 30 tane teklif var. Kimseye haksızlık olmasın. Ama bir satrançla ilgili bir sorunuz varsa onu cevaplandırmaya çalışayım. Şimdi Fransız savunmasında ilerleme varyantını oynadı rakibim. At C6, vezir B6 da tercih edilebiliyor. Bazen böyle varyantlar da var bu filden kurtulmak için. Bakalım rakibim bir şeyler biliyor mu bununla ilgili. Bilmiyorsa hızlı bir şekilde bu kötü filden kurtulmuş olacağız. Sanki kurtulduk gibi. Burayı almak istemedim ilk etapta. Gelişim daha önemli. Bir de burada vezir şeyi de kesiyor. Yani rakibin rokunu da kesiyor.
Alan avantajı konusuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi bu kadar piyon buraya sürüldüğünde alan avantajı var beyazların ama oyun sonuna doğru gittikçe bu bir dezavantaja dönüşecek. Bu piyonlar zayıflık olacak. Hedef haline gelecekler. Epey de bir taş değişildi. Rakip rok atamıyor. Artık burayı daha fazla veremezsin çünkü kale bebirim yok yani. Şunu alalım. Şunu da alalım. Şahkanından ok atarsam belki biraz tehdit. Oo, bu nereden çıktı? Neden almadı burayı? Anlamadım. Yani gerçekten anlamadım. Kaya C8 gelip burayı almaya çalışıyor. Yani atı buraya girmenin çok da bir manası yoktu ama zaten taş öndeyim. Vezir B5 şah yok. Kale D2'den bir şey olmuyor. Şu vezir bedavaya neyse uğraşmaya gerek yok. Şöyle mat olacak gibi. Fildor defansını uluslararası bir turnuvada oynadı mı? Bir turnuvada oynamayı tavsiye eder misin? Ben bir dönem yedek açılışlarımdan bir tanesiydi. 2012'deki olimpiyatlarda bir uluslararası usta yendim. Bir tane Brezilyalı bir FM veya IM birisini yenmiştim Dünya Gençler Şampiyonası'nda. Ama böyle mağlubiyetlerim de var. Hani böyle sadece galibiyet anlatarak şey yapmayayım size. Yani artık o kadar da hoşuma gitmiyor ama oynayabilirim. Soğuk. Bunu telaffuz edemeyebilirim canlı yayında. Albert Quirky. Quirky. Bunu söyleyemeyebilirim. Evet, Philidor belki oynayayım mı şimdi ama yine olmadı ki. At C3. Hadi E5 oynayayım. C5 oynasam Sicilya olurdu. D4 bu da Philidor olacak. D4 sürerse sürmeyecek gibi bir hissiyat var içimde. Oh. Şunu alsak D4 mü yapacak? Alıyorum. Biraz da bir reytingi düşük olduğu için böyle basit hatalar yapabilir. Sadece çok yükseklerle de oynamak doğru değil. Hepiniz takip ediyorsunuz. Yani farklı farklı reytingdeki oyunculara da şans vermeye çalışıyorum. Chessable artık kullanmak zorundasınız yani üst seviye oyuncuysanız eğer. Çünkü siz kullanmasanız bile rakipleriniz kullanıyor. Oradan hazırlıklar yapıyorlar size. Bunun karşısını almanız lazım. Albuquerque diye telaffuz ediliyor. Edizin yaşında olsan onu yenebilir miydin? Yani şimdi eşit şartlarda yetişip aynı antrenörlerden ders alıp aynı turnuvaları oynayıp sonra mı Ediz'de oynasam bilmiyorum. Ama ben 2400 olana kadar hani benim hocam reytingi 2000'di. Yani bir ya da iki tane open turnuvaya falan gitmişimdir onun yaşında. Onun için nasıl bir kıyaslama yapacağız bilmiyorum. Ama hani yaş ve o seviyeyi karşılaştıracaksak ben 15 yaşında herhalde 2200-2300 falanımdır. O çok daha iyi yani benim o yaştaki halime göre. Zaten hani benim gibi sporculara göre o çocukların potansiyeli çok daha yüksek şu an. Umarım değerlendirirler. Yağız Kağan'ın çok çok daha yüksek. O 3 yaş küçük ondan bir de. Ata 6 at C5 koyabilirim. Kale A8 F5 E4 fil G2 fil D5 her şeyi yapabiliriz. Atı çıkalım. Yani pozisyonla ilgili çok bir motivasyonum yok. Kolay kazanç. Onun için çete bakalım.
Evet, kişisel kanalında var GM Satranç diye. Twitch'te bazı yazışmalar var. Nidorf'ta hangi devam yollarını seviyorsun abi? Yani daha çok sevmediklerim var aslında ama onları da söylemem burada. Genel olarak Nidorf'u seviyorum. Çünkü tüm dünya şampiyonları oynamış. Ve Sicili oynamak, oynayabilmek böyle bana biraz havalı geliyor. İnsanlar çok E4, E5 böyle simetrik şeyler oynuyorlar, daha böyle eşitlemeye yönelik. Hani Sicili oynayan birisi şey diyor. Ya ben dengesizlik istiyorum bu oyunda, savaş istiyorum. Siyahla da kazanmaya çalışacağım diyor. O olay benim hoşuma gidiyor. Rakibi de biraz huzursuz etmek tabii ki. Field Refuge burada açmaz var. Yani tüm tahtayı toplayacağız gibi duruyor yavaş yavaş. Vezir değişebilirdik. Değişmeyip daha hızlı kazanmaya çalışacağım. Rakip şu ana kadar hiçbir piyonumu almış değil. Mat görmüyorum. Şöyle gelip at D3 tehdit edeyim. Ucuz numara. Evet, çete dönüyorum. Hocam merhabalar. Sırf sizin için her sitedeyim. Evet. Farklı sekmelerde açabilirsiniz istediğiniz yayınları. Sağ olun. Beğenilerimiz kaç olmuş? 205-300'e ulaşabilir miyiz? Çok emin değilim. GM Satranç'taki gondollu videoyu çok sevdik. Ya o biraz görüntü kalitesi çok hoş olmamış. Bayağı böyle kararsız kaldık. Paylaşalım mı, paylaşmayalım mı diye. Ama daha sonra sevdiğinizi görünce iyi ki paylaşmışız. O tarz şeyler de çekeriz o zaman. Madem sevdiniz. Haydi Edip'le oynayalım. D4, D5, C4. Vezir Gambit'i deniyor buna. E6, at C3. At F6, fil G5. Bunlar tipik hamleler. At F3 ve CD5 gibi şeyler de vardı. E3, kısa rok, vezir C2. Bazen bu tarz bekleme hamleleri at F3 de gidebilirdim. Şey için bunu aldığında tek tempoda alayım diye burayı. Tabii ki bu B6'lı reaksiyonu da kötü değil. Rakibim yaptı. Şimdi şunu bir hesaplamak lazım. C'de at D5. At D5, fil G5'e burası boşta. Şimdi CD'ye eyle alsın istiyorum. Çünkü kaspat yapısında B6 o kadar da iyi değil. CD, at D5, at D5, ED, file 7, vezir 7, vezir alır. C7, vezir B4'e, vezir C3 geri dönebiliyorum. Yani bu C7'yi kaptırıyor. O sebepten bir şeyleri ufaktan yanlış yapmış olabilir. B6 yerine belki C5'li bir şey tercih etmeliydi. Uzun vadede bir ufak kötü kalmış olabilir diye düşünüyorum ilk etapta. Yani bunu eğil almak istemiyoruz çünkü. Ya tabii alabilirsiniz. Başınıza çok büyük bir şey gelmez ama hadi geliyor da olabilir. Mesela eğil alınca fil B5, at E5'lere bir bakıyorum. Böyle olsam daha iyi. Fili buraya koyduk. Bu at E5'lerden sonra ciddi bir baskı yaratabilirim. Önce bir rokumu atayım. Kaleyi belki debire koyarım. Şuradan iş yapsın diye. Yani burayı almayı istiyor olabilirim. Bunu sürünce de fil F5. Ben böyle o kadar çok maç kaybettim ki kaleyi de buraya gelip açmaza koydum. Aynen böyle işte. Şimdi mesela fil F6 istiyorum. Atla alamıyor. Açmaz var. Fille alırsa H7 boşta. H3 sürmediğim için G6'yı fili buraya da saklayabilirim. At E5 hamlesi geliyor. Ya şöyle söyleyeyim size. Avrupa ve dünya yaş gruplarında mesela benim de açılış sistemim genelde buydu çocukken. O kadar iyi giderken böyle Rus, Gürcü oyuncuları kaybettim ki. Hani oyun gücüm var ama açılış bilgim yok. Nereye koyacağım bilmiyorum taşları ve o sebepten oyunlar kaybediyordum. Ve bazı şeyleri biraz büyüyünce anlıyorsunuz ama
Çok acı yani bu durum. Bilgisizlikten oyun kaybetmek, oyun gücünüzün zayıf olduğundan dolayı değil yani. Çünkü yıllar geçip bir şeyler öğrenince o adamların neredeyse hepsini geçtim zaten. Evet, şimdi buradan bir şeyler var, buradan bir şeyler var. Her taraftan materyal kazanabiliriz. En öldürücü olanını seçmeye çalışacağız. Fil F4 bile çok şık duruyor. E6 istiyorum, Fil H7 istiyorum. Fil F4 de bayağı iyi. Fil E7, Vezir E7, Fil H7, At D5. Bu da gayet güzel. Alıp alıp At D5. Yani o yeterli. Şunu yapayım ya, bu hoşuma gitti. Burayı istiyorum, E6, bir de bunu istiyorum. Hadi bakalım, hepsini birden engellesin. Herhalde bu en iyi hamle gibi duruyor ama onu At D5 bile vurup feda yapabilirim. Şunu alsam daha iyi. Aynı anda böyle bir 20 tane filan en azından teklif görünüyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Koordinatlarda F karesini, F, H karesini, H demekten nasıl kurtulabiliriz üstad? Şimdi karışmaması için maalesef öyle demek zorunda kalıyoruz. H5 böyle H derken o E'ye kayıyor olabilir ya da F'de galiba olmaz ama F5, F6. F'de bir şey yok da H'yi hep H diye kullanıyoruz artık. Şurayı alayım, sonra burayı alacağım. Evet, Fil E4 geliyor. Bu düşecek. Bunu istiyoruz. Bir Vezir F5, Vezir H3 oynasam şahmat olacak zaten. Hadi gelelim madem söyledik. Burayı da koruyarak geliyorum. Açtım. Burayı bırakıyorum çünkü mat istiyorum. Vezirle alınca tabii ki fili açacağınız yere dikkat etmeniz lazım. Bazısı böyle yapıyor, unutuyor. Sizin şah çektiğiniz taşı yiyebilir. Ama böyle oynayıp perdeleyip işte bunu da böyle mat edecek. Dönelim çete. Yok, bu kanalın sahibi ben değilim. Chess.com Amerika, yani Amerika menşeli mi deniyor, ne deniyor? Chess.com'un farklı farklı kanalları var. İşte Rusçası var, ne bileyim Arapçası var. Birçok dilde, işte bize Türkçesinde biz hani yayınlar yapıyoruz. Chess 24 ile birleştiği için Emre Hasguleç ve Sabircan da artık bizlerle beraber. Ekip bayağı kalabalık. Dünya Şampiyonası'nda Kayseri'nin katılmama sebebi biraz motivasyonu artık düşmüş olabilir. Kazanabileceği tüm turnuvaları da kazandı şimdiye kadar. O sebepten Magnus'u anlayışla karşılıyorum. Maddi bir problemi de yok. Hayır, buradaki chat'i de okuyorum. Twitch'i de okuyorum. Ben de oynamak için işte Chopper 1905'e 3 artı 0 maç teklifi, puansız maç teklifi gönderebilirsiniz. Üst seviye satranç yayınları beni çok bayıyor. Hiç göremeyip daralıyorum. Olabilir. Ama hani yani farklı farklı kanallar var. Yani tercihinize göre. Yani satrançta gelişmek mi istiyorsunuz? Daha çok eğlenmek mi istiyorsunuz? İkisini birden yapabilen kanallar var mı? Hani size en çok hitap eden kimse herhalde onları takip etmeniz en mantıklısı. Artık günümüzde yani o kadar çok seçenek var ki insan seçenek havuzunda boğuluyor. Size en çok hitap eden kimse oradan devam. İpotov genelde herhalde bu ufak tefek videolar çekiyor, işte shortsları var. Böyle açılış tuzakları falan olsun İpato. O şekilde. Chess.com'un arka planında. Herkesle oynamaya yani vakit yeterse oynuyorum tabii ki. Dvoreski'nin kitabı dışında küçük teorik oyun sonları ile ilgili 100 and Games You Must Know diye bir kitap var. Onu önerebilirim. Esat Selvi herhalde benim hani kanaldaki şeyle ilgili söylemiş. Başka bir kalite görüntü kalitesizliğini örtüyordu diye. Ben o hani donmalardan dolayı sevmezsiniz, hatta linç ederler bizi koymayalım dedim ama siz beğendiniz. Allah, puanlı maç teklifi geldi, onu kabul ettik. Seyhan Çetin, Bulgaristan bayrağı. Herhalde orada yaşayan Türklerden.
Birileri London demişti. London oynayalım. Fili dışarı atıp böyle sağlam bir şekilde oynadığımız bir sistem. At D2, at F3, E5 karesini alıp şah kanadına gidebiliriz. Böyle bir durumda artık F3 de oynayabilirim. F3, G4. Aslında bu yaptığı şey de kötü değil rakibin. Bunu yaptığıma göre ne tarafa rok atacağım sizce? Bir alan kazandık bu kanattan. Yani uzun oka gideceğiz herhalde, değil mi? Bu kadar sürdüğümüze göre artık kısa rok olmaz. Şimdi o C6 sürüşü olduğu için muhtemelen yani kısa roka gitmek zorunda gibi duruyor. Yani bu fil burada tehlikeli. Ona göre de hemen bir strateji belirledim. At H3, kale G1, G5 açık hat yaratıyoruz. Ters kanatta roklarda. Ve rakip şahı avlamaya çalışıyoruz. Şimdi roku geciktirerek aslında zekice bir şeyler yapıyor rakibim. Şu maç puanlı olmasaydı keşke. Biraz dikkatsizliğime geldi. G5. C4 falan istiyor. Tamam, ben buradan devam. Alınca atla alıp at F7 vurmayı uzun noka mı gidecek acaba? G6 sürsem mi sürmesem mi? Yani rakip olabilecek en doğru şeyi yapıyor gibi. Diğer türlü hep hızlı kaybediyor diye hesaplıyordum. Ama bunun da riskleri olması lazım. Herhalde yani rok kolay kolay atamayacak. Ya da bu tarafa atabilir aslında. İşte şu şaha bir güven alalım. Şimdi kale G7 belki de alabilirim. Şura bir hedef olabilir. Nedense A3 oynayasım var. Bu at çok kötü oldu, değil mi? Bu atın pozisyonunu değiştirelim. Tabii şimdi fil F6 da gelmek isteyecek. Merkezden de biraz risk var. Oyunu nasıl yöneteceğimi hayal etmeye çalışıyorum. Rakip iyi oynuyor yani. Puanına vuralım. Aldığında vezir alacağız. Vezir kesersem piyon yapısının bir önemi yok. Çünkü piyon kazandım. Burası hedef, oyun sonları hep kazanç bana. Bu atı ayrılırsa da kale C7 gibi şeyler var. Şah B8'e kaleyi açarak materyal toplayabiliyorum. Dediğim gibi oyun sonu kazanç. Hiç piyon yapısı falan önemli değil. Bu kaleyi atarız aşağı gerekirse. G6'ya inebiliriz. At F2, at G4 gidebiliriz. Pek kayede bir geleyim. Buradan bir tehdit vardı. Mustafa Yılmaz varyantı olsa oynayacağım da öyle bir şey yok maalesef. Aldık. Şunu alalım. Şu piyonu vezir yapmaya çalışacağız. Kale H8'i yapmadı zaten. Şu fil G7 ve bu çok kolay. Şurası şöyle gidecek. Tık tık. At G5'te istiyorum. Ya vezir D8 tek hamle gibi duruyor. Ona da vezir E3 yapıp ya böyle yapalım artık. Yayın saat 11'e kadar arkadaşlar. 9-11 arası Perşembe günleri. Eğer bir turnuvada değilsem Chess.com Türkçe kanalında artık herhalde bir yılı geçmiştir biz bu yayınları yapalı. Uzun süredir yapıyoruz. Büyük ustaya karşı oyun etkinliğini. Chess.com'un abone sayısı 40.000'i geçti. Hatta 41.000'e de çok yakın. Eğer abone değilseniz de abone olmanızı tavsiye ederim. Yeni gelenlerden de bir beğeni istiyorum. Bu şahmat olmak üzere. Zaten hani artık anlatacak bir şey kalmadı. Bir yerde galiba bakın mesela bence hani şurada bir kale F8 gelse pozisyon belirsizdi. Bilgisayar ne diyecek bilmiyorum. Hatta bu konuma
Neredeyse siyah iyi veriyor. Ben kendi pozisyonumu çok beğeniyordum. İlginç. Gerçi madem çok beğeniyordum, neden burada kafam karıştı değil mi? Kale F8 düşünüyordum ya. CD bu da doğruymuş. Ha, file F6 burada doğru diyor. Bunu neden gelemiyormuş? Bunu anlamadım ben. Ha, at B5'ten dolayı kötü kalıyormuş. Ben bunu bu var zannediyordum ama vezir C3 şah var galiba. Bunu atladım. Bu tabii ki at D6 gibi şeyler istediği için evet kontrolü kaybediyor. File F6 oynaması lazımmış. Ha, bu pozisyon bana kötüymüş. Ben bunu anlamadım mesela. Gerçi at E5'ler falan istiyor değil mi? E5 istiyor. Bir yere kadar çok iyi oynadı. Twitch'e bakalım. Analiz yeteneğini nasıl geliştirdiniz? Zamanla oldu ya. Yani bir dönem ben de böyle hayranlıkla bakıyordum. Bu adam nasıl bu kadar analiz veriyor? Nasıl bu kadar detaya iniyor diye. Artık herhalde bende de bir şeyler oturdu. Benden de daha iyiler var. İşte hani Carlsen'leri, Nakamura'ları izlerseniz ben dünyada şu an 120. sıralardayım. Yani belli düzey büyük ustalar artık bu analizleri yapabiliyor. Hatta IM'ler de yapabilir. Twitch'te 17 bin takipçi olmak üzereymiş. Oldu mu? 16.900'de kalmışız. Evet, Twitch'te de bir kanalı takip ederseniz seviniriz. Ne oynayalım? E4 oynayalım. F4 yapalım. Viyana Gambit'i. Neydi bu? Biraz şah gambiti gibi de adlandırabiliriz. D4, fil C4, fil F4, rok. Her şey izin verirse bunları yapacağız. Bakalım izin verecek mi? ...2700 biraz zor gibi görünüyor. Çok kolay bir hedef değil. Çok ciddi çalışmalar, sponsorluklar lazım. Yani 2400-2300 birilerini yenince böyle 1-2 elo falan alıyorum. Ve o maçları yenmek inanın öyle çocuk oyuncağı değil. Kendi reytingimde 2600'lük birini yenersem 5 elo alabiliyorum. Sürekli başarılı olmanız gerekiyor. Bu arada bu oyunu da berbat ettik yani. Bakalım nasıl yapar? Hadi rok atayım bari. Verdik madem her şeyi verelim. Çok kötü oynadım ya. Bunu örnek almayın bu açılışı. Rakibim de bu arada yine herhalde fena bir oyuncu değil. Hadi bir kalite feda edelim. Dün eğer izlediyseniz maçlarımı ben ilk 7 maçın 5'inde kalite feda etmişim. Bugün de bir tane edelim. Rahat durmayalım. Şöyle veziri gelsem bu taraflara bir yere böyle böyle bir şuralara bir gitsek nasıl olur? Vezir E1'den G3'e atalım. At G5 gidebilirim. At G5, H6'ya at H7 sonra at F6 temaları var. Oraları kovalayabilirim. Evet bu hamle beni birazcık rahatsız ediyordu. Rakip de bunu oynadı. Şimdi E6 mı yapalım, dokunmayalım mı, böyle mi gidelim? Şunu gitsek. Bir tane H6 sürdüreyim. Aslında F5 yapabilir değil mi? Bunu atladım. F5 at G5 H6 var çünkü. F5'e fil G5 gitsek. Oo. Bunu beklemiyordum. İyi bir hamleye benzemiyor. Şimdi nedenini bulmamız lazım. Yani o kadar da kötü de değil aslında. Şöyle geleyim. Belki vurmak istiyorum. Bir de H4 H5 F5 yaparsa H4 H5 gidebiliriz. Şimdi kalite gelirken dikkat etmeniz gereken şeyler şunlar. Hani çok fazla taş değişmeyeceksiniz. Oyunu böyle bloke edebiliyorsanız edin.
yerleşecek kaleler bulun. Bu kalelerin de açık hatları bir şekilde gelmesini engellemek lazım. Kaleler kapalı kalsın. Şöyle dursek at B4 gelecek. Bunu da istemiyorum. Bir tane şunu yapmak zorundayım. Bu fili verirsem çünkü artık hücum yapamam. Mesela G5 yaparsa at alır G5 veya fil alır G5. Bunları hesaplamak gerekiyor. Artık kale geri olacağım ama tamam, bu biraz yumuşak hamle. Biz sert bir şekilde devam etmemiz lazım. Şimdi bunu patlatsak. Görmüyorum sonunda. Aldık. Böyle gitti şah. H6 da yapabilirim. Ha yok, zaten EF6 var ya. Ben ne saçmalıyorum. G5 EF6 sonra burası boştu. Şimdi bu kadar baskı yarattıktan sonra işi nasıl bitireceğiz? Buraya vursam sonra at E5 falan gitsem. At H4 gidip şunu istemek istiyorum. Ya da buraya vurup vurup mu at H4 gelsem? O fil de aldı. Şuna ver bunu, ver at F5'leri. Vezir F7 E6 da var. Bir tane şunu da ilave edelim. Alırsa çünkü mat olacak. At G6, H G6, Vezir G6 var. Vezir E8 tek hamle. Buna da fil H6 gitmek istiyorum. Şu H6, at F5, fil F5. Şimdi nasıl bitiriyoruz? Kaleyle vursam, fil de vursa, kaleyle vuracağım. Vezir G6, vezir F4 olmaz. Vezir H2, vezir C7. Kale H5. Ucundayım ama yani şeyi görmüyorum, bitirişi. Rastgele bir şey oynuyorum. Bundan sonrasından sorumlu değilim. Görmedim yani nasıl bitirdiğimi. Şöyle G8'e gitmesi lazım. Evet. Şöyle yapayım. Bir tane burayı koruyalım. Fil C7, E7 falan istiyorum. Ne kazancı çok yakın duruyor ama hiç kazanç da olmayabilir. Aslında kazançtır yani. Niye kazanç olmasın? Kaleye 3, kale G3 geleceğiz. Bitecek işte iş. Şah bu kadar açıktayken. Bakın kaleleri hiç kullanamadı. Görüyorsunuz değil mi? Bir de şuradan şey yapalım. Vallahi ben bu şahı zapt edemiyorum ha. Evet, oyunu kazanmayı başardım. Evet, F5 yapması lazım galiba. O Yunan hediyesini hazırlıyordum ama şey vardı. Vezir E1'den sonra mesela fil H7 yapabilsem, hani pas geçse bir şey oynasa, sıradan bir şey. Fil H7, şah H7, at G5. Şah G8, Vezir H4'de fil F5 vardı. H7'yi tuttuğu için o Greek gift, yani Yunan hediyesi denilen şey olmuyordu. Rümeysa da sorularınızı cevaplandırıyor zaten. Yani nasıl gelişebilirim? Her taktik soru çözün. Abi Tata'da pozisyon eşitken Tabatabai gibi 2700'e yakın bir GM nasıl D5 gibi ucuz kandırmacıya gitti? Güya Vezir Çatal'a. Şöyle bir şey var. Orada iki tarafında çok az zamanı var ve oyun boyu baskı yemiş bir tabatabayı var ortada. Yani olay şey gibi bakmayın. Siz analiz motoruyla bakıyorsunuz ama o konum öyle tam eşit değildi. Fil çifti var. O G5'ler falan sürmüşüm. Hep inisiyatif bendeydi yani. Tehditleri yaratan, oyunu kontrol eden bendim. Zaman sıkışmasıyla beraber orada bir patlama geldi. Yani taktiksel olarak çalışıyor zannetti bir şeyler. Çalışmıyordu. Bu işin içinde psikoloji de var, hesap da var, her şey var. Orada adam patlak verdi yani açıkçası. Haydi girelim yeni oyuna. Bu arada bakalım beğeni sayısı kaç olmuş YouTube'da? 268, 300 az kalmış. Yeni gelenler varsa beğeni butonuna basabilirsiniz. E4, G6.
De bunu deneyelim bugün de. D4 fil G7. Nasıl yapsak? Şöyle bir şey deneyeyim. Bu notu buraya yerleşmeye çalışalım. Şöyle yapalım. Aslında D5 sürerse hiçbir şey olduğu yok aslında. D5 sürmesi lazım. Fil G4 ve buraya baskı devam ediyor. Bu açılışları oynarken dikkat etmeniz lazım. Yani kare verirseniz şimdi D5'e artık fil B2'ler de var. Şu an burayı nasıl kontrol edecek bilmiyor rakip. Fil E2 aslında oynayabilir. Çok da belki büyütmeye gerek yok ama fil E2'ye mesela vurdum E5 oynadım. D5'e atı D4'e girebilirim. Bunu yapacağım. Burayı tabii ki almayı düşünmeli ama da fil E5 yapıp şuralara baskı kurabilirim. Buna da at D4. Bilgisayara bakarsanız bu pozisyonlara da hani öyle bir problemi yok diyor beyazların ama ben daha önce oynadım bu tarz sistemleri. Emin olun bu atla burada oynaması kolay değil. Bunu verirseniz bu fil çok canavar gibi oluyor. O fil kötü kalabilir. Bir de mesela at E7, C5 tarzı şeyler de geliyor. Eğer almazsanız iyice bu at burada çakılı. Alsanız da yine bu atı buradan sökmüş olmuyorsunuz. Siyahlar alan kazanmaya başlıyor. Sahura kadar yayın bir aklımıza geldi de herhalde yapamayız diye düşünüyorum. C5 sürelim. Aldığında B ile alacağım burayı. F4. F5 oynasam. Hadi bakalım. Hodri meydan. Aldığında fil alırım. Burayı alırsa atla alırız. Fil çiftini kullanabileceği bir konum değil. Konum öyle açılmıyor. Bir de bu at çok kuvvetli burada. Vezir değil. Kale A8 de sıradaki hamlelerim olabilir. Hatta şu an F4 de tehdit ediyor olabilirim artık. Siyah kare stratejisiyle oynayabiliriz bu oyunu. Alihan, Mustafa Hocam adam gibi adamsınız. Seviyoruz sizi demiş. Çok teşekkür ederim. Ben de sizleri seviyorum. İnsanın sevildiğini bilmek güzel. Alalım şurayı. Fili geri dönelim. Sonra belki F4 yapabilirim. Yani piyon kazandım şu an ve şahıma gelen bir tehlike yok. Vezir D7. Basit oynayalım. Şimdi F4 oynarsam fil G4, fil E6'lar da olabilir ama tabii siyah kareler de bizim elimizde oluyor sonuçta. Şimdi mesela yani almayı çok isterim ama şu da hoşuma gitti. Şöyle şeyler de yapabilirim. İkinci piyon elde ettik. Fil G4'e at F5 gideceğim. Kale A8. Böyle durumlarda artık birkaç piyon topladım. Kalite de feda edebilirim. Zaten durduk yere yaptığımız bir şey kalite fedası. Şöyle yapalım. Veziri aktarayım. Burayı almak istiyorum. Fil C4'ten sonra hani açmaza karşı güvenli olsun. Tüm merkez dağıldı görüyorsunuz. Açmazdan çıktık. Yani o açılış kısmını biraz daha bilerek oynamak lazım. O D4'teki atla mücadele etmek gerçekten zordu. Rakibine ne yapacağını bulamadı. Orta seviye oyuncular için kendini geliştirmesi konusunda ne önerebilirsiniz? Yani oyun sonu çalışın. Eminim kale finalleriyle ilgili çok bir şey bilmiyorsunuz veya piyon finalleriyle ilgili. O kadar hani eksiğiniz var ki muhtemelen. Taktik sorular çözün. Pratik yapıp oyunlarınızı analiz edin. Bir açılışta sıkıntı yaşıyorsanız onun doğrusunu öğrenmeye çalışın veya değiştirin. Ben onu çok severim.
Najdorf'tan sonra en sevdiğim açılış olabilir. Gerçi daha sonra anket yapacağız. Ben bunu unutacağım bu söylediğimi. Bana hatırlatacaksınız. Mesela Ding mi Nepo mu diye Deniz soruyor. Ben Nepo diyorum. Daha önce Ding demişim. Birisi beni uyarıyor. İnsanlar kararlarını değiştirebilir. Hayat karşımıza ne çıkaracak belli olmaz. Onun için her dediğime de o kadar %100 böyle güvenmeyin. Şahin savunması geliyor. 4 piyon atak oynayalım. Eğlenceli olsun rakip. Bakalım bu C5'li fikirleri bilecek mi roktan sonra yoksa E5'li mi oynayacak? Görelim. İlk etapta amacımız rakibi ürkütmek. At F3. C5 buradaki en iyi hamle. Oynadı. Bunu alınca da vezir A5 var. Peki böyle oynayalım. E6 buradaki en iyi hamle. Yayını izliyorsa ben susacağım ama. Böyle çünkü kendimi kaybettiririm muhtemelen. İzliyor. Geriden geliyor ama bayrağın düşer. Sen bilirsin. Yayın bir tık geriden geliyor. Yani zamandan gidersin. Kale E8. Bu da doğru. Dur bakalım. Bir yere at D7 C4 yersek başımızı ciddi birileriyle oynadığımızı anlayacağız. Şunu da oynama artık. O kadar da değil. Tamam. Evet, buralarda bir yerde C4'tü doğru hamle, onu oynamadı. C4 alınca at C5 gibi bir şeyler hatırlıyorum. Siyahlar tarafından bir ara şahin çalışmıştım. Şimdi bu B10'ye döndü aslında. B10 gibi bir yapıdayız. Rakibin B5'ini durdurmak önemli. File F3 at C4'ü yetiştirebilecek miyiz? At C4 ilk etapta gitsem atlar E4 var. File F3'e de B5 var. Bir tane burayı koruyup at C4 gitmek istiyorum. Şimdi burası korunaklı olduğu için at C4 girebildim. Ver burayı dedim. Veziri böyle gelince de file F3'e koyacağım. Hala B5 süremiyor. Yani burada rakibi kontrol ederek ilerlemeniz lazım. Uzun lafın kısası bu. E5, D6 tarzı tematik fikirler var. Uygular mıyım bilmiyorum. Fil A8 kaçıp B5 tehdit etmesini mantıklı buluyorum. Ona karşı at A3 gidebilirim. Tabi böyle fikirler de var benim önümde. At G4 gitmek için. Ben şu taşları getirsem oyuna. Fil A3, fil G1 çok mu acaba? Kötü. Tamam, bunu gelelim. Filimize kare bulduk. Komik bir kare ama iş görüyor. Kale A, E1, E5, D6, H3. Bunları uyguladığım an parti bitecek diye düşünüyorum. Bir şey istemiyor. D6'yı bıraktı. Alalım. Fili buraya boşuna koymadık. G3 de yapabilirim istediğim zaman. Böyle fil D4 falan gelip mat etmeye çalışacak diye düşünüyorum. Onu da yapmadı. E5'e böyle alıp fille alıp buraya yüklenebilir. Gerek yok. Kaleye getirelim. G3. E5. Yani burada artık materyal kazanıyorum gibi görünüyor. Gerçi hiçbir şey vermedi ama dur bakalım. Buradan alacağız tabii ki bir şeyler. Sonra D6 ver bu kareyi, ver bu kareyi. Şah alalım. Şurada yine bir güzel bir yol arkadaşlar. Bizim Emre yine bunu editlemek istersen yine bir yol yaptık. Çok güzel bir piyon zinciri var burada. Fiyonlar B7. At D5 at D7'ler olabilir. Fil C6 olabilir. H3 belki olabilir. Kale fazlayım. Çok da anlatacak bir şey yok. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Hiç PogChamps'e katılmayı düşündünüz mü? Bilmiyorum o turnuvayı veya antrenörlük yapma yani öyle bir şey hiç düşünmedim.
Kol sistemi oynar mısınız? O nasıldı? Böyle D4, at F3, E3 tarzı bir şey miydi? Kocaeli Gölcük'te akrabam olduğunu zannetmiyorum. Suat Atalık'la tanışıklığım var ama beraber çalışmışlığım yok. Şöyle tanışıklığımız 2008 yılında ilk defa gördüm kendisini. 16 yaşında Türkiye Şampiyonası'nda oynamıştık Ankara'da. Kapalı bir turnuvada. Orada hatta ben Gurevic'i yendim. Mert Erdoğdu'yu yendim. Alper Efe Ataman'ı falan yendim. Böyle ben turnuvayı lider götürüyordum. Hani 2280 eloma bakmaksızın 2600'lerin arasında. Sonra tabii yani mağlubiyetler alıp en son Türkiye dördüncüsü olarak bitirmiştim ki o da bayağı büyük başarıydı bence. Suat Atalık beni yenip hani odasına gitmiştik. Orada bana bayağı analiz vermişti, anlatmıştı oyunla ilgili. Daha sonra İzmir Open'da oynadık. Aynı yıl siyahlarla ben onu yenmeyi başardım. Bir süre daha hani yani bir arkadaş gibiydik. Yani bir şeyimiz yoktu, problemimiz yoktu ama Suat Atalık şey birisi değil. Böyle herkesle çok rahat kolay iletişim kuran biri değil. Bir şeyinize sinir olup ömür boyu sizle konuşmayabilir. Benim de illa sinir olacak bir şeyim vardır yani bir hareketim. Haliyle yani çok az insanla iletişimde kalıyor. Zor birisi. Ama satranç çalışmayı isterdim. Küçükken çok faydası olurdu bence. Maalesef olmadı. Yok, Najdorf'u en iyi bilen ben değilim canım. Vaşe Lagrav var, Çeperinov var, Topalovlar var, Giri var. Yani öyle öyle değil o iş. Evet, şeyin Benoni'ye transpozu olduğu gibi bir şey oldu Furkan. A6 yerine C4 hamlesi ilginç durdu. Hani C4'ü bırakıyorsun, fil de alınca galiba böyle at C5'imsi bir şeyler vardı. Belki A6'dan sonra da olabilir C4. Ona bakmanı tavsiye ederim. Haydi yeni oyunlara geçelim. D4. D5, C4. Slav savunması geldi. Burada kolay oynayabileceğiniz bir şeyler göstereyim. Eğer D4'cüyseniz. Böyle fili dışarı atıp E3 oynamanızı tavsiye ederim. A6. A6'ya at F3 de var. Fil D3 de var. Her şey var. Fil E2 de vardı galiba. H3. Fili kaçtı. Bunu ne yapıyorduk hatırlamıyorum. Şöyle geleyim. Hani doğal hamleleri yapalım. Vezir B3 gitsek. Hatırlasam varyantı. Vezir B3. At A5'e böyle gidip B5'e patlatmam lazım. Yoksa yaptığımız her şey boşa gidecek. Patlatabiliyor olmam gerekiyor. Mı acaba? Emin değilim. Kafalar karışık. Şurayı tehdit ediyor muyum? Aslında tam da etmiyordum ama neyse rakibi ürkütmeyi başardık. Şuna vuralım. Şunu gidip şu fili de alalım elinden. Çok simetrik. Eşite çok çok yakın. Hani öyle çok hani kazanmaya ihtiyacınız olan bir maçtı. Aslında tam da tavsiye etmiyorum ama bir yandan da oynaması çok kolay. Ben mesela slav oynamayı bırakmamın sebeplerinden bir tanesi kırışmalı slavdı. Çünkü kazanmak gerçekten zor oluyor. Çok simetrik bir yapı. Yani oyunculuğunuzu gösteremeyebiliyorsunuz. Yani yenmeniz gereken oyunlar oluyor. Slav oynuyorsunuz. Rakip kırışmalı oynuyor ve böyle tüm taşları kesmeye çalışıyor. O sebepten bıraktım bir noktada. Ama mesela Türkiye'nin yarısı Slav oynar. Çünkü Dragan Solak etkisi var. O yani Slav, Karokan böyle sağlam sistemleri seviyor. Onun öğrencileri de Slav repertuarına sahip. Vezir B6. Kale F8 at D7 daha mantıklı olurdu at A5'tense. Şimdi çünkü değişimden sonra bu C dikeyini ele geçirirsem bir tane açık dikey var ve oradan oyunu domine edebilirim. Şimdi kontrolü ele geçiririz. Geçmişiz. Yeni gelen arkadaşlar var herhalde. Yeni hedefimiz 500 beğeni. Yayına destek olmak isterseniz beğeni butonuna basabilirsiniz. Aldığında kale C6 var. Mini bir taktik. Gerçi at D4 var. Ne biçim taktik atıyorsam artık merkez piyonu veriyorum. Kanattan piyon olarak. Rezalet. Şu çok kötü hamle
yüzünden avantajımın ciddi bir kısmını yitirmiş olabilirim. Yeniden outplay edeceğiz rakibi. Fil B5 yine kaleleri dublelemeyi düşünüyorum. Gerçi fil B5'e bu sefer kale D6'm var. Uğraş dur. En ufak bir hesap hatası sizi başladığınız noktaya geri atıyor. Maalesef. Alsak her şeyi alsak. Şimdi vurursam yani en son B2 boştu. Hadi bunu süreyim. Şu açmazı kullanmaya çalışalım. Yani yine ufak, benim baskım var sonuçta. Bu kale açmaza girdi. Belki kale D6 ile yapsa daha iyiydi. Kale C8 gelecek. Her şeyi kesip piyon finalini atsam bu kazanç mı değil mi bilmiyorum. Ha, gerçi fili atıp bir yere B5'ten sonra kaybediyor galiba. Allah Allah. Bu açmaz bayağı tehlikeli olmaya başladı. Belki kale A8 oynaması lazım. Çünkü C6'dan her şeyi kesince burası boşta. Peki o zaman piyon önde kale finaline gidiyoruz. Yanlış anlamadıysam. Bu da yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir tane buraya atayım uzaklaşsın. Sonra geri dönelim. Ne yapsak ne yapsak. D4 istiyor mu acaba? Şah buraya gitsin istiyorum. Buraya gelirse şah F2 oynayacağım. D4'e kale C4 oynamayı planlıyorum. Artık hani bunu bırakıp buraya alıp bu şahı biraz sıkıştırabilirim. Ya da bunu alıp da oynayabilirim. Çok karar değiştiriyorum. Çünkü başka şeyler hesaplıyorum her seferinde. Oyunu bu piyonlar değil de gidip şunlar sayesinde de kazanabiliriz. Hadi oraya gidelim bari. Bunlar ilerlemesi zor olacak. Şunlarla kazanayım oyunu. Şu güveni aldık. İki piyon fazlayım hala. Ha, E piyonu şimdi başıma bela olabilir mi? Ben de H piyonu sürüyorum. Böyle geldik. Baya kötü bir teknik sergiliyorum şu an. Ben de şah çekerek çıkmayı istediğim için herhalde bu kazanç olur. Ha, mesela kale gitti bile şu arkadaki. Alayım onu. Çünkü şahları yok. Yani burada artık ne yapsak olur gibi. Güzel deneme. Maçı da kazandık. Evet, Deniz bir farklı önde. Takipteyim. Hiç üçgen slav oynamayı düşündünüz mü? O ne demek üçgen slav? Semi slav dediğiniz şey galiba değil mi? Semi slav en iyi açılışlardan bir tanesi bence. Siyahla D4'e karşı oynanabilecek. Ama çok detaylı teoriler bilmeniz lazım. Bu Moskov Botvinnik varyantları işte Filin G5'e gitti. Onlar da tam bir baş belası uzadıya böyle teoriler. Tabi bunlar bizim sorunlarımız. Ben size niye bunu yansıtıyorsam sanki terapiye gelmişim gibi. Ustam hayatıma katkısı olan rehber hocası gibisin. Harika biri ancak çok nadir bulunuyor. Çok teşekkür ederim. Erdoğan. Erdoğan. Belki Erdoğan soy ismidir. Yeni oyuna geçelim. Emre Koca başlığıyla oynayalım. 422 puana sahip kendisi. E4. D5. Peki. At C3. At F6. Merkeze alalım. D4'e izin verecek biri gibi duruyor. Evet, yanılmadık. Materyal gitti açmazdan. Hemen almaya gerek yok. Biraz süründürebiliriz rakibi.
Böyle durumlarda o kadar da acele etmenize gerek yok hani, eğer kaçmıyorsa. Kale G1'e belki at G4 mü gitsem? İsmin böyle Uğurmuş gibi geliyor bana. Yanılıyor muyum acaba? Alalım, yani taş toplayacağım. Yeni gelenler var yayına. Hoş geldiniz. Yayının sonlarına yetiştiniz. Fiddler H1, yani çok fazla yine anlatacağım bir şey yok. Rakibim yani amatör bir oyuncuya benziyor. Onun taşlarını topluyoruz. Varsa başka taşlarını toplatmak isteyen, böyle mat olmak isteyen, Perşembe 9'dan 11'e kadar beklerim. Oynayabiliriz. Haydi yeni oyuna girelim. Nicat Mecidov galiba Azerbaycanlı bir sporcu kendisi. Türk bayrağıyla. C4 E5. Şöyle bir varyant var. Garip bir varyant. E4 at D4 diye gidiyordu. Onlara girmedik. Teorik bir şeylere döndü. Fil G2. Burada fil C3 alıp D6'lı böyle sistemler fena değil. Yani buna vurmak gerekiyor galiba. At D5'e izin vermek o kadar iyi olmayabilir. Ya da yanlış da hatırlıyor olabilirim. Şimdi vurup at D4 gelmek istiyor. Bunu engellesem mi, yoksa görmezden mi gelsem? Mesela at D5 gitsem. Vurduk at D4. Bu kadar hoşuma gitmiyor. Yani burada o zaman ben bir şeyleri ya yanlış yaptım. Şunu yapayım. Aldığında vezirle alırım. En azından fil F3 at D4'lerle uğraşmamış olurum. Kafa zorla uğraşacağız bununla. Maalesef. Yani çok fazla taş değişildi. Yani burada ata filin öyle bir avantajı olmaz ama en azından hala rakibi yenmek için tahtada materyal var. O kadar da kuru bir pozisyon diyemem. 8 piyon da duruyor tahtada. Buna vurup yani şu piyon boşta kalıyor vurmazsa. Devam etmesi lazım oyunu. Bu tarz durumlarda da piyonlarınızı arkadaşlar, mesela bakın şu an hepsi siyahta. Benim filmle aynı rengi dizmesi tavsiye edilir. Şunların hepsini dizeceksin. B6, A5, B6, işte H6 belki. Ya o kadar abartmaya gerek yok ama şu fili öldürmek zorundasın. Çünkü mesela fil B2, F4, ben buraları açıp oynarsam eğer tehlikeli olabilir ama genelde bu konular eşit kabul ediliyor. Vezir C2. F4 oynayıp şu Diagonal'i açmak istediğimi söylemiştim. Bunu hazırlamaya çalışıyorum. Evet, F4'de at G3'ler olacak. Bunu aldık. Kaleye alınca at G3 var. Acele etmeyelim. F4 oynasak ve avantaj yokken pozisyonda böyle gelip vezir H5 at G4 falan gelmek istiyor. Nasıl iyileştirebileceğimi dahi görmüyorum pozisyonu. Şuradan uğraşalım biraz.
Bunu yaparsa file 5 var. Alınca F4 çatal. Yapmazsa da alıp vezir C7 de alacağım ama tabi bu sırada mat olmamaya özen göstermem lazım. H3 at E3 vezir C1 gelsem F4 var. Olmuyor. Böyle gelmek zorunda bıraktı beni. Şu ara şahlar yani onları kaçırabilir her an. Tam şahı güveni aldık gibi duruyor. Zaten iki taş da geliyor. Öyle mat olacağımdan değil ama yine de ucuz numaralara dikkat etmek lazım. At F6 dönmek zorunda şu an. C'de vezir C7'den sonra mu? A vezir C'de burası boştu. Neyse, o zaman kaya C1 gelelim. Kaya C8 gelirse vuracağım. İki kale vezirden daha iyi gibi şu an. Burayı koruyup içeri de alacağız bir şekilde. Bunu alabiliyor muyum ben? Alıp file F6 vursam çok mu tehlikeli? Biraz tehlikeli. Şimdi file F6 istiyorum. Evet, kazandık. Şah G8'e herhalde kale G1 vardı. Şahı açarak mat etmek istiyorum. Buna da böyle vardı. Ama rakibim yani gayet iyi oynadı. Hatasıza yakın oynadı. Doğruyu söylemek gerekirse. Ancak zaman sıkışmasından yenebildim onu. Hatta burada at D5'e neredeyse siyah biraz daha iyiymiş. Yani sorduğunuz şeyi denemedim. O ne demek? Tenişin gambit. Onu denemedim. Günde bir saat matematik çalışıyorum. 2,5 saatte Mustafa Yılmaz'ın maçlarını izliyorum. Peki benim maçları izlemek matematiğe bir katkısı oluyor mu? Yoksa satrancı sevdiğin için mi izliyorsun? Emrecan'ın en sevdiği varyant veya savunma ona onun yayınında sorun derim. Ben çok fazla bilmiyorum ama Emre de böyle Şahint olsun, Benoni öyle agresif şeyleri, Dragon olsun öyle şeyleri sever. Çin satrancı oynamaya çalıştım. Kurallarını tam anlamadığım için başlamadan kariyerim bitti. Furkan Emer şey demiş. Hocam oynadığımız partiyi az önce yayınınızdan izledim. Yayını takip ederek oynadığımı düşünmüştünüz. Aşk olsun. 4 piyon hata karşı C5 E6 kare E8'i zaten sizin önceki yayınlarınızdan öğrenmiştim demiş. Görüyorsunuz arkadaşlar, takip edenler bir şey kapıyor. Şimdi biraz daha bir şeyler öğrendi. Bir daha 4 piyon atak oynayan birisi olursa Furkan muhtemelen onu haşlayacaktır diye düşünüyorum. Böyle böyle bir repertuar yapabilirsiniz belki kendinize. Bilmiyorum. Ama tabii bu kadar saatler harcamak çok akıl kârı da olmayabilir. Ama izleyin yani. Şimdi kimle oynayalım? Bakıyorum. Kayra, Kayra, Bora. 2006 Elo için Sicilya'ya karşı öğrenilebilecek en kolayı Alepin ama Alepin'de de böyle sürekli izoleli falan kalırsanız tadınız kaçar. O kadar da tavsiye etmiyorum açıkçası. Karokan oynuyoruz. İlerleme varyantını tercih etti. Rakibim fil F5. At C3 böyle G4 taş dörtlü bir şeyler vardı. Oraya doğru mu gidiyoruz acaba? Yok, sadece taş gelişiyormuş. Çıkalım taşlarımızı.
Gerçi burada buna izin verdik de ataş dördü. Neyse fili çekeceğim. Atı atacağım dışarı. At G6. C2 uyur diye tahmin ediyorum. Vezir de alıp. Evet uyudu. Fileye drop atacağız. Fileye drop. Belki F6. Belki C5. Kaya C8. Yani fil çifti var. Ekstra piyon var. Ufak ufak iyileştireceğiz. C5 burada en makulü görünüyor. Çünkü C piyonu yok. Buradan zinciri kırmaya başlarsak zayıflıklar iyice açığa çıkacak ve konumu dökülecektir beyazların. Umut Erdoğan şey değil, Uğur değilmiş peki. C5 sürdüm. Burayı parçalayacağım. Aldığında fili alıp ver E5'i ver D4'ü diyebilirim. Şimdi D4 sanki materyal getiriyor ama biraz hesap da gerektirebilir. Yani kalite fedası yapsın istemem. Buna bir de burası açmazda kalıyor. Ben şunu almak benim daha çok hoşuma gitti. Şimdi D4 istiyorum. Atları bir yerlere girebiliriz. Veziri nereye istediğim bir yere atarım. Yani çok rahat kazanca gideceğiz. Süreyim şunu. Gerçi ata 4 falan var da hesap yapmadan sürdük artık. Evet. Karokan'la E5 sürüşünde bir fil F5 E6'lı şeyler var. Bir de C5 var. Direkt C5 de var. O da ilginç bir hamle. Onu da incelemenizi tavsiye ederim. Artık girelim şuraya. Alıp böyle şeyler isteyeceğim. At F2 geliyor. Vezir de boşta. Kareye de inelim. Şah diyeceğim. Kaleyi getireceğim. Buraya vurup E2'ye kayda bir mat etmeyi düşünüyorum ama yetişmeyecek herhalde. Bir tane buradan şah diyeyim. Bir bakayım çete. Yine yeni gelenler varsa beğeni butonuna basarak destek olabilirsiniz bize YouTube'dan. Bu yani yayın açma, aynı saatte yayın açma işinin sorumlusu ben değilim. Hani Perşembe günü biz hep 9-11 arası yapıyoruz. Ama kişisel kanalımda tabii onlara dikkat ediyorum. Yani çakışmasın diye o olaylara dikkat ediyorum. Bu konuda hani kusura bakmayın. Yok yani repertuarına Suat Atalık esintisi yok. Ondan etkilenerek repertuar oluşturmadım. Benon iyi mesela. Ben rahmetli Ugar Gaşimov'dan görerek çok hoşuma gitmişti. Birilerini yenmek için o dönem çalışıp öğrendim. Türkiye'de satranç popüler
değil diye düşünüyorsunuz ama bence en popüler olan ülkelerden bir tanesi ve giderek de büyüyecek. Ben şu an öyle görüyorum. Haydi son partimizi de yapalım. Ve yavaştan yayını kapatalım. Chat'e de bakayım. Hani bana yine sorularınız olursa cevaplandırmaya çalışacağım. D4, D5, at F3 oynayalım. H-Call Gambit mi? Bir şey Gambit değil de Call sistemi istemiştiniz. Bu olsa gerek. Böyle bir şeydi sanki. Gayet sağlam bir açılış yani. Çok tavsiye etmem ama hani taşları nereye koyacağım bulamıyorum, bilemiyorum derseniz bu tarz dizebilirsiniz. Her şey güvenli. Birbirini koruyor. Böyle bedava piyon gelirse alırsınız. Muhtemelen B6 oynamak istedi de eli kaydı. Buna benim yapabilecek bir şeyim yok. İnternet satrancında oluyor böyle şeyler. Atalım. At E5 koyayım. O at boşta. B piyonu sanki oradaymış gibi oynuyorum, standart bir oyunmuş gibi. İyi akşamlar. Evet, Ulvi çok fazla üst üste maç kaybetti. Deniz maçı kopardı gibi duruyor. Şah1, at F3 belki gidebiliriz. F4 yapabilirim. Aldığında fil alayım. Kale F3, kale H3 veya kale G3. Taşları aktaracağız. Şah kanadı hücumuyla oyunu bitirmeyi planlıyorum. Veziri belki aktarabilirim. Şimdi şeye de dikkat edelim. Şah da açılıyor birazcık ama. Yani orayı bir güvene almam lazım benim. Gerçi yani vezir değişebildiğim için alet öndeyim sonuçta. Vezir değişiminden sonra şey yok. Bize karada ölüm yok. Vezir F4 gelelim. Şöyle G1'de saklayabilirim. Herhangi bir mat teması da yok burada gördüğüm kadarıyla. Şimdi tekrar kale F2, kale F1. Belki vezir G3, kale F6 temaları olabilir. At F5 gidebiliriz. Fil F5. Şöyle gelip şuraya patlatayım. İş çok da uzasın istemiyorum. Ama bir yandan da böyle alsa mesela kendi kendime başıma iş açıyorum. Neyse şöyle dönelim. Vezir G7 mat olur mu fili alıp? Olmayacak gibi. Dememin üstüne. Evet, bu maçı da böyle kazanmış olduk. Chat'e döneyim hemen. Var mı bana herhangi bir sorunuz? Merak ettiğiniz bir şey. Yeni oyuna girmeyi planlamıyorum. Sağlam hem de açılış temelini pratik olarak öğrenebileceğin işte bu kol sistemi denilen şey olabilir. London sistemi olabilir. Yani taşları dışarı atıp oynayabileceğin şey beyazlarla onlar ama siyahlarla teori öğrenmek zorundasın. Siyahlarla kolay bir şekilde eşitlemek olmuyor hiçbir şey bilmeden. Orada da E4, E5, D4, D5 tarzı simetrik sistemleri tavsiye ederim. Twitch'e bakalım. Eskişehir'de vallahi kanalım eğer 10.000 abone olursa Kanlıkavak'ta bir buluşma yapacağız dedik. 10.000'e de az kaldı. Vallahi yani beni sokakta her an görebilirsiniz. Epey gören de oluyor, tanıyan da oluyor. Zaten hani her yerdeyim. Her an karşınıza çıkabilirim. Öyle o kadar meşhur ünlü birisi de değilim. Umarım olmam da. Hani rahat rahat istediğim her şeyi yapabilmek istiyorum. Evet arkadaşlar, bu yayına gelip hani destek olan, yorum yazan, hani oyun oynayan herkese teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır.
Önümüzdeki hafta hani bu yayını yapamayacağım. İzlanda'da olacağım için. Daha sonra da Nisan ayında Champions Chess Tour olması lazım. Devamında da Dünya Şampiyonluk maçı yayınları olacak. Yani yorumcu olarak katılacağız. Yani Chess.com Türkçe kanalında epey bir yayın olacak. Nisan'da satranca doyacaksınız. Bizden ayrılmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın, satrançta kalın.